Geçmişten günümüze yakalanmış en devasa hayvanlarla tanışmaya hazır mısınız? Balıkçıların oltasına takılmış devasa köpek balıklarından, şans eseri yakalanan dev yılanlara kadar korkutucu dev canlılar videomuzda yer alıyor. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir, ton balığı. Videomuza dev ton balığı yakalayan balıkçılarla başlıyoruz. Ancak Amerikalı balıkçıların hevesleri yarıda kalmış. Öncelikle Amerika'da balıkçı teknesi sahibi Carlos Rafael ve arkadaşları denizden tam 400 kilogram ağırlığında ton balığı yakalamışlar. Fakat biraz önce de söylediğimiz gibi sevinememişler. Çünkü Federal Balıkçılık Kurumu teknenin kıyıya dönmesiyle birlikte yakalanan dev balığa el koymuş. Carlos Rafael'in ise ton balığı avlama izni olduğu ancak bu balıkların ağla avlanmasının yasak olduğu belirtilmiş. Sushi için en uygun balık olan mavi yüzgeçli ton balıkları çok yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Yakın zamanda 350 kilogram ağırlığındaki bir ton balığı yaklaşık 396 bin dolara satılmış. Rafael'in balığı ise uluslararası pazarda satılacak ve eğer balıkçının kusurlu olduğu kesinleşirse devlet fonuna aktarılacak paradan kendisine ödeme yapılamayacak. 2. Vatoz. Şu an gördüğünüz vatoz ise oltayla yakalanan dünyanın en büyük tatlı su balığı rekorunu tarihe gömmüş. Devasa bir çengele sahip dev vatozun genişliği yaklaşık 2,5 metre, uzunluğu 4 metre, ağırlığı ise 362 kilo. Farklı bir formülle ölçüleri belirlenen balık, Amerikalı doğa korumacısı Jeff Corwin tarafından Tayland'daki Mekong nehrinde yakalanmış. Balığı yakalamaksa yaklaşık 2 saat sürmüş. Dev vatozu görenler büyüklüğünden dolayı gözlerine inanmakta zorlanmışlar. Peki siz daha önce hiç bu kadar büyük bir vatoz görmüş müydünüz? 3. Yılan. Yaklaşık 6 yıl önce Amerikalı çiftçiler dünyadaki en büyük yılanı yakalamışlar ve kayıt altına almışlardır. Yaklaşık 318 kilogram ağırlığındaki ve 30 metre uzunluğundaki bu dev yılan Güney Carolina'da gölde yakalanmış. Gölden bir iş makinesi yardımıyla çıkarılan dev yılan kısa süre sonra ise hayatını kaybetmiş. Daha sonra bu dev yılanın yakalandığına dair haberler internette yayılmaya başlamış. Birçok kişi habere çok şaşırırken çoğu kişi de bunun mümkün olamayacağını dile getirmişler. Çünkü dünya üzerinde hiçbir yılan türü 318 kilo ağırlığa ve 30 metre uzunluğa ulaşacak kapasitede değildir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu kadar devasa boyutta bir yılan yakalanmış olabilir mi? 4. Yılan. Yakalanmış bir diğer dev yılansa Malezya'dan. Malezya'da inşaat işçileri çalışırken birçok kişinin hayatında sadece bir kez yaşayabileceği bir sürprizle karşılaşmış. Penang Adası'nda inşaat sahasında çalışan işçiler yaklaşık 8 metre uzunluğunda 250 kilogram ağırlığında dev piton yılanı bulmuşlar. İlk ölçümler sonrası dev piton dünyanın en uzun yılanı olarak resmi olmayan kayıtlara geçmiş. Fakat yetkililerden yapılan açıklamaya göre dev yılan resmi ölçümler yapılamadan yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetmiş. Dünyanın en uzun yılanı olmaya aday dev pitonun neden hayatını kaybettiği ise açıklanmamış. 5. Köpek balığı. Sıradaki hayvan dev bir köpek balığı. Pakistan'ın Karachi kıyılarının yaklaşık 150 metre açıklarında bilinci kapalı halde dev bir köpek balığı bulunmuş. Boyu 12 ile 15 metre arasında olduğu belirtilen dev köpek balığı gören herkesi şaşırtıyor. Yaklaşık 7 ton ağırlığındaki köpek balığı boyu ve ağırlığı itibariyle kayıtlara insanlar tarafından yakalanan en büyük hayvanlardan birisi olarak geçmiş. Bu dev köpek balığı denizdense çok sayıda vinç yardımıyla çıkarılmış. Pakistan'da bulunan ve bölge halkı başta olmak üzere herkesi şaşırtan dev köpek balığı 19 bin dolara alıcı bulmuş. 6. Yayın balığı. 2015 yılındaysa İtalyan balıkçı Dino Ferrari, Po nehrinde dev yılan balığı yakalamış ve 127 kiloluk dev balığın videosunu internette yayınlamış. Uzunluğu 2 metreyi aşan yayın balıklarını yakalamak çok zor bir iş. Ferrari'nin ise balık tutarken oltasına bu dev balık takılmış. Bir insanı yutabilecek boyutlarda olan yayın balığını ikiz kardeşler 40 dakika uğraştan sonra sudan zor da olsa çıkarabilmişler.
Doğu Avrupa ile Asya'nın bazı bölgelerinde tatlı suda olduğu kadar tuzlu suda da rastlanan yayın balıklarının uzunluğu 4 metreyi, ağırlığı ise 394 kilogramı bulabiliyor. Bu anlamda görüntülerdeki dev yayın balığı kesinlikle yakalanan en ağır ve büyük yayın balıklarından birisi. 7. Goliath Kaplan Balığı. Korku filmlerinden fırlamış görüntüsüyle en korkunç balıklardan bir tanesi tartışmasız Goliath Kaplan Balığı. Bu korkunç balıkların genelde boyları 213 cm'ye ulaşırken ağırlıkları ise 50 kiloya kadar çıkıyor. Orta Afrika'da daha çok görülen bu balığın en çok yaşadığı yerse Kongo Nehri. Tıpkı jilet gibi 32 tane dişe sahip olan kaplan balıkları, avını yakaladığında saniyeler içinde onu parçalara ayıracak potansiyele sahip. Şu ana kadar en büyük kaplan balığı ise 1988 yılında Raymond Hellman adlı balıkçı tarafından yakalanmış. 8. Kerevit. Dünyanın en büyük kereviyle tanışmaya hazır mısınız? Daha doğrusu insanlar tarafından yakalanan en büyük kerevit. Tazmanya'da bir nehirde bulunan dev kerevit görenleri şaşırtıyor. 80 cm uzunluğundaki ve yaklaşık 5 kilo ağırlığındaki bu dev kerevit şu ana kadar yakalanan kerevitlerin en büyüğü. Ortalama 40-60 cm uzunluğunda 3-4 kilo ağırlığında olan kerevitler Tazmanya'nın tatlı sularında yaşıyorlar. Görüntülerdeki kerevit ise boyut anlamında diğer akrabalarından daha iri. 9. Güneş balığı. Okyanusların en büyük kemikli balığı olan güneş balıklarında sıra. Güneş balıklarının ağırlıkları genelde 226 ile 900 kilogram arasında değişiyor. Peki yakalanmış olan en büyük güneş balığı sizce kaç kilogram ağırlığında? Guinness Rekorlar kitabında yer alan bilgiye göre 1908 yılında Sydney'de yakalanan güneş balığının boyu 4.2 metreyken ağırlığı ise 2 tondan daha fazlaymış. Yani ortalama bir güneş balığından kat be kat daha büyük bir balıkmış. 10. Timsah. Filipinler'deki köylüler 2011 yılında son yılların en büyük timsahını yakalamışlar. Filipinlerin güneyinde Agusan ilinin Bunawan kasabası bölgesinde sığ ırmakta yakalanan 1 ton ağırlığında 6.4 metre boyunda tuzlu su timsahının Temmuz'da kaybolan bir balıkçıya saldırdığı sanılmakta. Kurulan ağla canlı yakalanan timsah bölge için planlanan ekoturizm parkında sergilenmeye başlamış. Aynı zamanda yapılan araştırmalardan sonra yakalanan dev timsahın yakın zamanda köylülerin mandasını da yediği anlaşılmış. 11. Mavi yüzgeçli Atlantik Orkinosu. Sırada şu ana kadar satılan en pahalı mavi yüzgeçli ton balığı var. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki balık pazarında 2019'un ilk açık artırmasında rekor kırılmış. Mavi yüzgeçli 278 kilogram ağırlığındaki ton balığı 3.1 milyon dolara alıcı bulmuş. Rekor fiyatta satın alınan mavi yüzgeçli Orkinos, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın tehlike altında bulunan türler listesinde yer almakta. 1979 yılındaysa Ken Fraser adında bir balıkçı devasa bir Orkinos yakalamıştı. 678 kilogramlık canavar balık o kadar ağırmış ki balığı yakalamak için tam 1 saat boyunca uğraş verilmiş. 1979 yılında yaşanan bu olayın ardından tam 40 sene geçmesine rağmen kimse bu rekorun yanına bile yaklaşamamış. 12. Timsah Kapan Kaplumbağası. Dünyanın en büyük tatlı su kaplumbağaları olan timsah kapan kaplumbağalarının boyları 1.4 metreye çıkarken kabuklarının yüksekliği ise 80 cm'ye ulaşmaktadır. 60 kiloyu bulan ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşüren kaplumbağaların bazı kaynaklarda 100 kiloya kadar çıktıkları söyleniyor. Korkunç görünüşlerinin yanında oldukça sinirli olan timsah kapan kaplumbağaları kolayca bir insana zarar verebilir. Şu ana kadar yakalanan en büyük timsah kapan kaplumbağasının boyutları ise gören, duyan, bilen herkesi şaşırtıyor. Geçmiş yıllarda Chicago'da yakalanan bu kaplumbağa 107 kilogramlık ağırlığıyla dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Peki siz daha önce hiç dev bir hayvan yakaladınız mı? Ya da gözlerinizle gördünüz mü? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.